Sıradaki konuşmacımız Yunus Uğur hocamız. Ben kısa bir şekilde hocamızın biyografisini okumak istiyorum. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde, yüksek lisans ve doktora derecesini aynı üniversitenin tarih programında tamamladı. 2003-2004 yıllarında New York'un Binghamton Üniversitesi Tarih bölümünde araştırmacı olarak bulundu. 2009-2020 tarihleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesi tarih bölümü kadrosunda görev yapmış. Ayrıca şehir araştırmaları merkezi direktörlüğünü ve şehir çalışmaları yüksek lisans programı başkanlığını yürütmüştür. 2016-2017 yıllarında Berlin'de akademik çalışmalarını yürütmüştür. Şu an Marmara Üniversitesi tarih bölümünde, bölümünde öğretim üyesidir. Evet, tekrar çok teşekkürler. Um, umut başta olmak üzere diğer organize eden öğrenci arkadaşlara Mehmet Hocam başta olmak üzere, bu programı düzenleyen hoca meslektaşlarıma da çok teşekkür ederim. Bu konuşmaların tabii olmasına sebep olan İstanbul'un fethi, 568. yıl. Bu da kutlu ve mübarek olsun. Yani bu vesileyle İstanbul üzerine tekrar konuşmamız, düşünmemizi sağlıyor. Bu hafta boyunca e, tarihçiler e, özellikle çok meşgullerdir. E, sürekli sağda solda hani İstanbul'un fethi üzerine e, konuşulur. E, yani bunlar hani kutlamalar e, bir tarafa ama bir taraftan da gündemde tutuyor. Hani sempozisyonlar oluyor, konferanslar oluyor. Daha fazla e, konular deşilmiş oluyor. Ee, o anlamda bence çok kıymetli. Çünkü İstanbul, e, biz Marmara'da da bir ders yapıyoruz, İstanbul dersi. Onun üzerine de çok konuşuyoruz. Çok e, yani dünya tarihinin en istisnai şehirlerinden biri. Yani gerçekten coğrafyasıyla, tarihiyle, için barındırdığı işte olaylarla, kültürüyle, sanatıyla, ilmiyle, mimarisiyle e, çok zengin bir kent. Ve çok uzun e, zamana yayılan bir kent. Yani dünya tarihinde birkaç şehir bu kadar yani uzun döneme sahip ve hala yaşayan e, şehir. Tarihte çok e, yok olup giden şehirler var. E, sizler de bunları biliyorsunuz. Ama e, İstanbul'un yani biz 568 yılı diyoruz. E, i̇şte hani Bizans dönemini katılsa 1700 yıla yaklaşık bir tarih oluyor. Bizantium dönemine katılsa 2600-2700 yıl oluyor. Şimdi geri götürüyoruz. Yani onun için bunların hepsi araştırılmaya muhtaç konular. Ama biz hani Osmanlı tarihçisi olarak Türkiye tarihi ve bugün içinde yaşayan insanlar olarak en azından şu 600 yılı, 568 yılı e, çok iyi incelememiz, araştırmamız lazım. Hani bu da sadece tarihçilerin yapacağı bir iş değil gerçekten. Yani bu e, böyle coğrafyacı tarihçi, başka belki alandan arkadaşlar da vardır. Yani herkesin e, el atması gereken bir alan. Bugün size e, yani esas olarak e, Fetih'ten sonraki e, durumları e, konuşacağız. E, ama ondan önce böyle birkaç şey yapmak istiyorum. Ee, yani bir İstanbul'un e, önemine dair birkaç şey söylemek istiyorum. Ondan sonra Osmanlı genişlemesi içerisinde İstanbul'un pozisyonu neydi? Ee, yani o çerçevede e, bir şeyler söyleyeceğim. İstanbul'un fethine e, biraz e, değineceğim. Yani birçok konuşmalar e, Oldu, siz de biliyoruz hepimiz e, iffetin nasıl olduğunu, gerçekleştiğini e, ama bazı önemli noktalara e, temas etmek istiyorum ve daha çok da fetihten sonra yani Osmanlı cephesinde ne oldu fetihten sonra ve dünyada etkisi ne oldu, dünyada nelere etki etti biraz e, bu çerçevede e, tarihçiler işte bu meselelerine nasıl bakıyor? Bunlar üzerine konuşma imkanımız olacak. Siz dediğim gibi notlarınızı e, ya da sorularınızı aklınıza geldiğinde e, hemen yazın lütfen. E, ben chati şu anda hani göremeyeceğim. Full ekran açtım çünkü. E, ama sonra onlar üzerine e, konuşmaya başlarız. Şimdi İstanbul'un dünyadaki konumu. Yani bu konum meselesini e, coğrafyacı olarak coğrafyacı arkadaşlar hocalarımız çok daha iyi bizden takdir ederler bilirler. E, ama ben şunu e, vurgulamak isterim. Hani uzun kentlerin hikayesine baktığımızda e, yani kentlerin biz Mezopotamya'da ortaya çıktığını biliyoruz. Milattan önce 3000'ler, 4000'ler e, gibi bir tarihte. E, ondan sonra Böyle şehirleşmenin hikayesine bakıyoruz. Dünyada şehirleşme oranları e, nerelerde, hangi coğrafyalarda e, devam etmiş oranlarına falan bakıyoruz. Mezopotamya'daki şehircilik yavaş yavaş milattan önce işte binlere doğru e, Atina'ya doğru Yunan e, coğrafyasına doğru kayıyor. Ondan sonra da e, Roma'ya doğru kayıyor. Yani Mezopotamya e, bugünkü işte Orta Doğu'da e, bizim coğrafyamızda olan e, kentlerin e, kentler yavaş yavaş Batıya doğru kaymış. E, <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, Yunan şehirleri e, çok e, kentçiliği, kentleri temsil etmiş, sonra da Roma e, temsil etmiş. Yani Roma İmparatorluğunun e, çerçevesinde işte Roma şehri başta olmak üzere Roma'nın şehirleri temsil etmiş. Ama ondan sonra tekrar e, doğuya doğru kaymış. Yani bu doğuya doğru kayışında e, İstanbul'un e, rolü çok önemli. Hani 330'larda işte İstanbul tekrar bir e, şeyin batı Roma'dan sonra Doğu Roma'nın başkenti ilan edilmesi, yeni Roma olarak adlandırılması vesaire bu e, şeyler süreçler içerisinde. Tekrar buraya gelmiş, yani bizim tam içinde bulunduğumuz coğrafyaya gelmiş, ee, yani dünyada en önemli kentler, şehirleşme e, oranlarının olduğu coğrafya olmuşuz ve o zamandan itibaren de İstanbul sayesinde, yani İstanbul'un konumu gerçekten, yani 300'den başlarsak günümüze kadar e, kent kenti şehirleşmeyi belli oranlarda burada tutmuş. Yani bu açıdan. Kentlerin doğu batı hikayesi içerisinde işte bu Bizantium, Konstantinopolis, Konstantiniyye, İstanbul yani değişik biçimlerde, değişik devletler altında İstanbul buralı, burada kentleri şehirleşmeyi tutmuş. Yani bu açıdan çok kritik bir pozisyonu var. Ve bu cazibesi yani mesela Bağdatlar vesaire de olmuş zaman içerisinde 7. asırlarda, 8. asırlarda e, İslam şehirlerinden bazıları e, ön plana çıkmışlar. Ama dönüp dolaşıp onlar yükselişler, çöküşler yapıyorlar. İstanbul'da yükselişler, e, çöküşler içerisine solma diyelim, çöküş demeyelim belki. Ama e, burada bir kent ve şehir hikayesini e, oluşturuyor. Ve uzun yıllarda bu coğrafyanın en büyük zaten kenti şehri olmuş. O açılardan çok dikkat çekici bir şey, çok önemli bir şehir. Bugün bile aynı aslında pozisyonunu muhafaza ediyor. Buradaki bir şey, yani İstanbul'un şeydeki yani kuşatmalara sebep olması, yani baştan Konstantin'in burayı seçmesi. Ondan sonra Osmanlılardan önce farklı e, devletler tarafından kuşatılması, Osmanlılar tarafından kuşatılması, yani sürekli e, İslam devletleri tarafından kuşatılması, yani herkesin gözünde e, olmuş bir kent. E, bu haliyle e, şurada işte e, şeyi de görüyorsunuz, yani etrafındaki. E, şeyleri, önemli şehirleri farklı tarihlerde bu Roma dönemi, Bizans dönemi pozisyonu. Yani önemli bir şehir olmaya devam etmiş. Şimdi Osmanlı genişlemesi içerisinde nerede duruyor diye bakarsak, yani Osmanlı 1300'den başlayarak fetihlerine devam ediyor. En e, bizim hani kritik olarak gördüğümüz fethi e, Bursa fethi. Ondan sonra İznik'in fethi ve ondan sonra işte Edirne, e, Gelibolu'dan e, işte Trakya'ya geçip Edirne'nin fethi ve e, ondan sonra Balkanlara doğru fetihler, işte Anadolu'dan fetihler ve e, 1453'e geldiğimizde yani şöyle bir harita karşımıza çıkıyor. Yani bu işte fetihten önceki Osmanlı'nın durumu. Yani İstanbul dışında etrafındaki bütün coğrafya Osmanlı tarafından fethedilmiş. Dolayısıyla bu tartışmalara da sebep oluyor tabii. Yani normalde işte Yıldırım Beyazıt'ın fet kuşatması söz konusu biliyorsunuz 1400 1397'den işte 1400 başlarında. Eğer Timurlu vakası olmasaydı, Ankara Savaşı vakası olmasaydı 1400 başlarında İstanbul Osmanlı tarafından fethedilmiş olabilirdi. Rahmetli Mehmet Genç Hoca bu çerçevede mesela gecikmiş bir fethi diyor 1453'te İstanbul'un fethini. Yani bu biraz tartışılabilir bir mesele. Gerçekten Osmanlı'nın gücünün ötesinde İstanbul'un bir gücü var. Özellikle de savunmayla ilgili. Biraz sonra üzerinde duracağım. Yani belki 1400'de yine de olmayabilirdi. Yani Ankara Savaşı olmasaydı da Osmanlı'nın teknolojisi, var olan birikimi İstanbul'a almaya yeter miydi? Yine tartışılabilir bir konu. Ama burada önemli olan mesele Osmanlı'nın tamamen İstanbul'u, Konstantinopolis'i, Çevirmesi yani Üsküdarından işte Ta Rumeli Sarı'nı yapacak kadar o coğrafyaya kadar Osmanlı'nın kontrol ettiği, serbestçe dolaştığı alan yani burada İstanbul'un durumu sadece Boğazlar dolayısıyla yani denizler üzerinden çıkabiliyor Osmanlı ile anlaşmalar yapıyor, çevresiyle anlaşmalar yapıyor, vergiler ödüyor yani böyle. Sürekli bir diplomatik bir manevrayla aslında yaşamına devam ediyor. Bazen işte diğer Hristiyan devletlerle anlaşmalar yapıyor. Bir şekilde gününü kurtarmaya çalışan bir siyaset güdüyor. Yani bu ister istemez Osmanlı'nın illa bir gün alacağı bir yer. Yani o açıdan. 1453'teki fethi bu çerçevede baktığımızda çok şaşırtıcı bir şey değil. Ama yine de İstanbul çok kuşatılmış bir yer ve alınamamış bir yer. Bunun da en önemli şeyi gerekçesi şu gördüğümüz işte şu hünername'de mesela İstanbul'un surlarını gösteriyor. Yani çok kuvvetli, muhkem surları var İstanbul'un. Yani bu o zamanlarda aşılması mümkün olmayacak e, mukavemette güçte e, surlar anlamına geliyor. Mesela şurada bir 3D olarak şeyi var, e, kaç e, katmanlı olduğunu gösteren e, şekli var surların. Yani bunlar e, İstanbul'un e, yani neticede kuşatarak alabiliyorsunuz. E, bu surları aşmanız gerekiyor ve bunu aşacak bir teknoloji henüz elinizde yok. Yani Fatih'in mesela fetih anlatılarında çokça duymuşsunuzdur. Biliriz. Yani bir sürü diplomatik adımlar da atıyor. Venedik'le anlaşıyor, işte Karaman'larla anlaşıyor, başka yani kuşatmadan önce bir sürü diplomatik anlaşmalar yapıyor. kuşatmayı daha sağ salim yapabilmek adına. Ama bir taraftan da teknolojik olarak işte şahi top dediğimiz o teknolojiyi de e, bünyesinde barındırıyor ve e, o teknoloji sayesinde e, surlar aşılabilir hale geliyor. Tabii ki Fatih'in e, yani pek çok şey var hani psikolojik, diplomatik, ekonomik yani e, isteği, arzusu e, orduyu yönlendirmesi, yanındaki insanların şeyi katkısı, bir sürü olaylar da var. Ama şu surları aç, aşmak gerçekten o dönem için çok e, zor idi ve Fatih'in en büyük başarısı ve insanları şaşırtan şey aslında fetihte şaşırtan şey bu surların aşılıp İstanbul'un alınabilmesi. Bu sonrasında çok büyük sonuçlar üretecek. Yani böyle muhkem bir surun e, aşılabilmesi, ondan sonra pek çok e, dünyada e, kale teknolojilerini değiştirecek, savunma sistemlerini değiştirecek yeni İtalyan tipi işte kale e, teknolojileri oluşacak. Yani bu açılardan, e, yani askeri ve savunma teknolojileri, ondan sonra feodal sistem biraz sonra üzerinde duracağız. Pek çok şeyi sarsan bir e, sonuç e, üretmiş oluyor. Yani mesela buna benzer bir sur bence İznik'te var. Yani İznik'in fethi de zaten çok uzun süre sürüyor. Ve orada işte yani Bursa'yı alıyorlar. Bursa'dan sonra 1331'e kadar yani 4 yıl kuşatma sürüyor. Ve surları aşacak bir teknoloji yok İznik'te içeridekiler işte tedarikleri, yeme içme tedarikleri bitiyor ve ondan sonra teslim olmak zorunda kalıyorlar. Anca teslim ederek, teslim alarak alabiliyorsunuz bu tür yerleri. Bu gerçekten önemli bir şey. Bu işin savunma tarafı ama benim vurgulamak istediğim bir iki nokta daha var. Yani burada bazen ee, psikolojiler, e, yani özellikle bu dönemlerde, yani 1400'lü, 1500'lü dönemlerde e, psikolojiler, inançlar tabii ki çok çok e, önemli unsurlar. E, mesela ben vurguluyorum, 1204 istilası olmasaydı, Latin istilası olmasaydı, 1453 bu kadar yani e, kolay olabilir miydi? kolaylığı şöyle psikolojik olarak kolaylık çünkü 1204'te e, İstanbul'un e, işte Latinler tarafından e, alınması ve e, yağmalanması söz konusu bu e, şimdi ta, üzerinde tartışmalar konuşmalar yapılıyor yeni çalışmalar yapılıyor bu yağmanın boyutları e, işte yağma mıydı değil miydi diyen e, tartışmalar da oluyor. Ama neticede 330'dan sonra yaklaşık 900 yıl sonra İstanbul'a başka bir devletler geliyor ve İstanbul'u ele geçiriyorlar. Bu İstanbul'un fethedilemezliği hep kuşatılıp kuşatılıp geri gidiyor insanlar. Yani 900 yıl boyunca 1204'e kadar hiç kimse İstanbul'a bir şey yapamamış, surları aşamamış, içine müdahale edememiş. Ama 1204'te işte Katolik Haçlı Ordusu içeriye giriyor. Biraz bu savaşarak girilen bir istila değil. Yani biraz katolikliyle yapılan bir şey. Ama giriliyor. İşte Bizans İmparatoru. İstanbul'dan çıkıyor, İzni'ye yerleşiyor, biri İzmit'e gidiyor, öbürü Trabzon'a gidiyor. Yani Bizans İmparatorluğu'nun bir fetret dönemi ortaya çıkıyor. Dağılması söz konusu oluyor. Bu işte 50-60 yıllık, 1261'e kadar süren bir dönem. Ama İstanbul'un alınamazlığı fikrini yok eden, bunu zayıflatan bir rol üstleniyor. Bu 1453'te mesela İstanbul'un Osmanlılar tarafından kuşatılmasında bir kısmı diyor ki hala İstanbul alınamaz. Yani burasını melekler koruyor, tanrı koruyor, herkes koruyor. Yani burayı onlar gelirler, kuşatırlar, kuşatırlar, giderler. Ama önemli bir kısmı da bu 1204 olaylarından sonra bizim içimizde sorun varsa e, tanrı ve meleklerin artık burada koruma şeyi kalkmıştır. 1204'te nasıl olduysa 1453'te de olabilir diye. Bir kısmında da böyle bir şey var, bıkkınlık ve e, farklı bir e, tavır söz konusu oluyor. Bu çok etki ediyor. 1200-1453'te e, Bizans İstanbul'undaki insanları e, biz kötü bir durumdayız, manevi olarak kötü bir durumdayız, cezayı hak ediyoruz pozisyonuna getiren olay nedir? Burada da şunu vurgulamak isterim. Kiliselerin birleşmesi tartışması. Yani Ortodokslarla Katoliklerin birleşmesine yönelik ilişkiler. Bir kısım Bizans'ın ileri gelen din adamları ve hatta imparatoru Vatikan'la görüşüyor. Oralara gidiyorlar, Hatta anlaşmalar imzalıyorlar ve Katoliklikle Ortodoksluğun iki kilisenin birleşmesine dair bir anlaşma bile imzalıyorlar. Ama İstanbul'daki e, kimi din adamları da, önemli bir kısmı da bunu reddediyor ve çok sert tartışmalar söz konusu oluyor. Bu tam işte 1451'den itibaren e, İstanbul'un içerisindeki çok büyük bir tartışma ortamı üretiyor. Ve patrik atanamıyor. 1451'den sonra patrik yok. İşte son Bizans İmparatoru Konstantin onun için mesela taç giyemiyor kiliseden patrik elinden ve taçsız kral olarak adlandırılıyor. Ve dolayısıyla böyle bir e, cezalandırılmayı bekleyen bir psikoloji e, içerisinde oluyor Bizans e, İstanbul'undaki halk. Onun için içinde e, meşhur işte e, e, İtalyan e, kulağında ise Müslüman sarığını tem, tercih ederiz ya da buna benzer e, iki şeyler cümleler. O zamanı yansıtan cümleler. Yani İtalya eğer Osmanlı İstanbul'u fethetmeseydi bu kiliselerin birleşmesi meselesi gerçekleşecekti ve güçlü olan Katolik Kilisesi, Ortodoks Kilisesini yok edecekti. Yani bunu bunun böyle olacağını düşünüyorlar ve Osmanlı'nın gelişi aslında İstanbul'un ve Ortodoksların da kurtuluşu olarak algılanıyor. Fatih bunu zaten sonraki politikasında çok e, net görüyoruz. Fatih de bu e, mesajı ve bu beklentiyi dikkate alarak e, bir politika geliştiriyor. Başka bir şey de siyasi coğrafi sıkışmışlık e, diyebiliriz. Burada da e, tabii bunlara ne sebep oluyor? Yani kiliselerin birleşmesi, işte Osmanlı ile sürekli anlaşmalar, bir taraftan yardım istemeler falan. E, demin de ifade ettiğim şekilde o coğrafyada yalnız kalması İstanbul'un. Yani İznik'in alınması her tarafın, yani Bizans İmparatorluğu'nun klasik coğrafyasının Osmanlılar tarafından zaten alınmış olması Osmanlı şeyi, Bizans'ı çok zor durumda bırakıyor. Şimdi fetih gerçekleştikten sonra neler oluyor? Yani bunu iki cepheden inceleyebiliriz Biri Osmanlıya dair, yani Osmanlıya ne etkisi oluyor İstanbul'un alınmasının ee, ve dünyada ne etkisi oluyor? Bu fetihten sonra Osmanlı diye e, şu slaytta üç temel başlığa e, ayırabiliriz bu etkileri. Birincisi şehre, topluma dair, yani İstanbul'a dair ve İstanbul halkına dair sonuçları. Devlete dair Osmanlı devletine dair sonuçları ve dini kültürel alana dair sonuçları diye üç temel çerçeveyi başlığa ayırabiliriz. Şimdi İstanbul 1453'te 29 Mayıs'ta fethedildikten sonra işte Salı günü fethediliyor, Cuma günü Ayasofya camiye çevrilip Cuma namazı kılınıyor. Dolayısıyla da fetih gerçekleşmiş oluyor. Yani o şey fetih detaylarına çok girmek istemiyorum, hani vakit e, dolayısıyla. Sonrasında ne yapılıyor? Bu belki bizi e, daha fazla ilgilendirir. İstanbul'a dair neler yapılıyor? Yani bu klasik e, Osmanlı'nın bir şehri fethettikten sonra yaptığı ilk işleri İstanbul'da da yaptığını görüyoruz. Yani bunlardan en önemlisi işte kadı atanması, subaşının atanması. Gerçekten de İstanbul'un ilk şeylerine baktığımızda işte Hızır Bey, Muslu Bey bunların atandıklarını ve göreve başladıklarını. Ondan sonra ilk yani birkaç gün içerisinde yeniden işte esirler var, savaş e, ortamı. Yani bunlarla ilgili bazı e, düzenlemeler yapılıyor. Ama daha e, önemlisi Fatih İstanbul'da çok durmuyor. Eski sarayın e, inşaatını emrediyor. İşte kule ile ilgili bazı e, talimatları oluyor ve Edirne'ye geri dönüyor. Yani Edirne'den ona Belgrad seferine çıkıyor. Yani Fatih e, pek e, sarayında duran biri değil zaten. Sürekli e, at üstünde fetihten fetihe koşma e, e, icraatı içerisinde Belgrad seferine çıkıyor. Yani oradan geliyor, ondan sonra sünnet şelenleri falan var Edirne'de yapılan. Oradan da tekrar işte Trabzon'un fethine gidiyor. Biraz sonra o kronolojiyi de vereceğim. Ama İstanbul'a döndüğümüzde... E, 1454'ün sonundan 1500, 1455'e kadar uzanan bir sayım yapılıyor. İstanbul'da ne var ne yok. E, kaç tane yapı var, bina var, kilise var bunlarla ilgili e, sayımlar yapılıyor. Kim nerede oturuyor bunlarla ilgili. E, Halil İnalcık Hoca'nın yayınladığı 1455 tahriri diye meşhur sayım yapılıyor. Ve bundan sonra da e, şu mesela onun özetinin yani en temel özeti. Orada işte İstanbul, Galata, mahalle sayıları, içerisinde yapıları sayıyorlar. E, mülkiyet durumlarına bakıyorlar, kullanım durumlarına. Çünkü bir sürü boş ev var e, fetihten sonra. Kimler kullanıyor, meslekleri neler, nerelerden gelmişler. Yani bunlarla ilgili tam e, bir sayım yapılıyor. Hem İstanbul için hem Galata için. Tabii Galata... Apayrı bir durumu var. Biraz sonra e, İstanbul'un genel e, çerçevesi içerisinde de söyleyeceğim bunu. Yani Galatayı savaşta almıyor. Tamam, İstanbul e, fethi sırasında Galatayı ile alınıyor. Yani sulh ile alınıyor. Onun için Galatanın apayrı bir pozisyonu var. İstanbul savaşta alındığı için apayrı bir e, pozisyonu oluyor. Ama bu sayımda biz İstanbul'un fethinden sonra ne Kalmış elimizde bunu bilebiliyoruz. Bunu tarihçilerden işte Ali Nalcık Hoca çalıştı, Mehmet Öz Hoca var Ankara'da o bir çalışma yaptı, biz bir çalışma yaptık. Ama hala daha tam haritalanmış yapıları elden yani tam olarak ortaya çıkarılmış değil. Yani burada mesela yani coğrafyacı meslektaşlarımız da. Bunu iyi çalışmamız lazım. Buradaki işte mahalle isimleri elimizde hem İstanbul'da hem Galata'da ama bunların yerleştirilmesi gerekiyor. Yapıların içerisine yerleştirilmesi gerekiyor. Çok da bilgi var. Yani evlerin pozisyonundan e, dolu mu, boş mu, kiracı mı oturuyor, mülk sahibi mi oturuyor bunları e, sayıyorlar. Şimdi burada kritik bir şey var. E, İstanbul neticede Zaten fetihten önce 40-50 bin nüfusu vardı deniliyor. Fetih gerçekleştikten sonra bir kısmı savaşta ölüyor, gidiyor, bir kısmı kaçıyor. Dolayısıyla tam sayıyı bilemiyoruz ama 20-30 bin kişi ya vardır yoktur. Bunun üzerine Osmanlı'dan, ...gelen yani e, fetih ordusu... ...Nimel Ceyş diye e, adlandırırız bunları biliyorsunuz. Yani feth'e katılan askerlere Nimel Ceyş deniliyor. Hazreti Peygamber'in e, hadisi dolayısıyla. E, şimdi bu bunlardan mesela şu harita... ...1455, e, bu çok önce hazırladığım bir haritaydı. E, 1455'teki e, İstanbul'a gelen... Ve İstanbul'da yerleşik olan insanların geldiği noktaları gösteriyor. Çünkü e, isim verirken işte Kefeli diyor, e, işte e, Filibeli diyor, ondan İzmirli diyor. Yani buralardan biz e, bunların geldiği e, vatanlarını da memleketlerini de görmüş oluyoruz ve İstanbul'dan ne, nerelerden insanlar gelmiş, onları takip edebiliyoruz. Bu harita 1455'in e, ...haritası. Yani daha... ...fetih olmuş. E, bir kısmı e, işte... ...fetih sırasında biliyorsunuz... E, ...orada askerler... ...istedikleri yeri mülk... E, ha, ...mülkü hallerine getiriyorlar. Eğer isterlerse İstanbul'da bir evi... E, ...uhtelerini alıyorlar, mülklerini alıyorlar... ...ve oturmaya devam edebiliyorlar. Bu izni veriyor Fatih Sultan Mehmet. Ama... E, ...herkes kalmıyor... Kimisi fethi yapıldıktan sonra yine Edirne'ye ya da memleketlerine geri dönenler çok. Bu geri dönenleri de bu kayıtlarda görüyoruz. Yerleşmiş ama beş ay sonra geri dönmüş, burayı onlar da kaydetmişler. Yani çok güzel bir insan hareketliliğini ve İstanbul'un ilk yerleşim coğrafyasını bize iyi gösteren bir harit şey bu kaynak ve üzerinde çalışmamız gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet 1455'ten sonra bu sayımdan sonra bakıyor ki yani mevcut durumda İstanbul perişan bir şehir. Çünkü bir taraftan hani savaş sonrasında bir perişanlık var ama daha önemlisi zaten İstanbul 1204'ten sonra istila edilmiş, yok edilmiş pek çok kısmı ve bir daha ayağa kalkamamış bir şehir. Yani 1261'de e, tekrar Bizanslar geliyor İstanbul'a. 1261'den sonra zaten Osmanlılar 1300'den itibaren etrafını çevreliyor. Yani yeni bir e, yükselişe geçemiyor İstanbul. Ve 1453'e kadar da e, pek çok işte anlattığım gerekçelerle küçük bir şehir. Yani eski ihtişamına kavuşamayan bir şehir ve nihayet 40-50 bin nüfus. Normalde İstanbul'un kapasitesi 400 bin nüfusu kaldıracak bir yer. 6. asırda, Bizans 6. asırında, Justinian zamanında biz bunu görüyoruz. Yani kapasitesinin e, neredeyse onda biri durumunda. Ve özellikle e, Fatih İstanbul'u fethettiğinde Ayasofya, şu anki Topkapı Sarayı'nın olduğu yerler falan çok daha berbat durumda. E, Bizanslar daha çok Zeyrek ve Eğri Kapı arasını e, arasında oturmaya başlamışlar. Ve oraları daha e, yoğun yerleşime sahip. Yani Fatih ve Osmanlı e, askerleri İstanbul'a girdiğinde aslında daha şehirleşmiş olarak, daha iyi yapıların olduğu yerler olarak Zeyrek'ten eğri Kapı, Edirne Kapı arasındaki yeri görüyorlar. Özellikle işte Balat kısmı, Fener kısmı, e, Cibal dediğimiz kısım. Zeyrek kısmı, yani buraların daha müreffeh olduğunu görüyorlar. Eski klasik İstanbul tarafı, Ayasofya, işte Topkapı Hipodrom tarafının daha yıkık dökük olduğunu görüyorlar. Dolayısıyla Fatih bu kötü durum dolayısıyla buraya kimsenin gelmeyeceğini fark ediyor. Yani 1455'te sayım yapılmış. Bir sürü insan, 1453 fethinden sonra yerleşen insan çekip gitmiş. Yani İstanbul'da kalacak bir durum olmadığını görmüş insanlar ve bırakıp gitmişler. Ama yeni gelenler de var. Yani bu geliş gidişleri takip edebiliyoruz. Fatih 1457'den itibaren bir sürü Osmanlı şehrinden buralara insan iskanı, e, yapmaya karar veriyor yani daha önceden de bunu bir politik olarak söylüyorlar ama çok üzerinde durmuyorlar ama daha sonraki tarihlerde daha fazla e, üzerinde duruyorlar ve mesela e, sonraki bir şeyi biz çıkaracak olsak işte Karamandan Aksaray'dan e, e, Bursa'dan yani şeyden Edirne'den Ondan sonra bu Ege adalarından bir sürü eee işte zana zanaatkar diyelim, esnaf e, insan, işte fethedilen Belgrad'dan mesela, bu, yani Belgrad taraflarında nere, nereleri fethedildiyse oralardan şey getiriyorlar İstanbul'a e, insan e, nüfus e, getiriyorlar ve böylece 1400 işte 78 sayımı var elimizde e, bu 1455'ten sonra o sayıma baktığımızda İstanbul'un artık 70-80 bin nüfuslu bir yere dönüştüğünü görüyoruz. Yani bu 20-30 binlerden en az iki kat, neredeyse üç kat bir nüfusa sahip oluyor. Çünkü hem bu iskan politikası var hem de müthiş bir imar hareketi var. Çünkü 1400 işte ilk eski sarayın yapılması, bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yerin yapılması, Ondan sonra hızlıca Eyüp Sultan, şimdi onları göstereceğim. Yani eski saray 1455'te ilk yapılan yer. Ondan sonra e, kule yapılıyor, Eyüp Sultan Külliyesi yapılıyor, Fatih Külliyesi yapılıyor, işte Topkapı Sarayı yapılıyor. Yani e, hızlı bir imar faaliyeti var. Yani bu, bunlar gerçekten büyük yapılar. Ya yani Eyüp Sultan Külliyesi, e, surun dışına çıkmış e, yapılaşma. Normalde e, tuhaf geliyor bu. Kocaman bir sur içi var. 1500 e, hektarlık bir sur içi var. Ama gidip Eyüp'te e, bir külliye yapılıyor. Ve büyük bir külliye. E, ondan sonra Fatih Külliyesi yapılıyor. Ve daha önemlisi Topkapı Sarayı'nın yapılması. Topkapı Sarayı'nın yapılması aslında e, Fatih'in Tekrar ihtişamlı İstanbul'a geri dönüşünün sinyali. Çünkü orada eski Bizans büyük sarayı var ve e, normalde e, 1200'den sonra Bizanslıların bile terk ettiği bir alan e, o, o kısım. Çünkü daha çok Tekfur Sarayı e, bile Herne Sarayı ve işte e, Zeyrek mesela daha itibarlı muhteber bir alana dönüşmüş ama. Birincisi Eski Saray'ın yapılması, ikincisi Topkapı Sarayı'nın yapılması, e, Ayasofya'nın camiye çevrilmesiyle tekrar eski e, kadim Bizans, kadim İstanbul'u e, Fatih tekrar ortaya çıkartmış oluyor. Yani bunlar hani üzerinde çok konuşabileceğimiz şeyler, e, bu e, külliyeler, saraylar. Ee, bu mesela önceki şimdikiler öncekiler Fatih'in yaptırdıkları bunlar da yine Fatih döneminin e, sadrazamları, vezirleri, ileri gelen devlet adamlarına da emirler veriyor Fatih. Artık şenlendirelim. E, siz de e, vakıflar kurun, e, külliyeler kurun dediğinde Murat Paşa, Rum Mehmet Paşa, Mahmut Paşa Bunlar da kendileri külliyeler kuruyorlar ve bugün şurada e, görsellerini görüyorsunuz. Birbirine yakın zaten bir mimari üslupları var. Yani 15. E, asır e, mimari üslupları. Yani daha çok e, Bursa'nın zaviye tipi yani mimari anlamda e, te, ters t te tipi. ...diyorlardı eskiden mimarlar, şimdi zavi tipi cami deniliyor. Yani Fatih Külliyesi'nden farklı. Fatih Külliyesi, Edirne'nin üç şerefeli cami prototipinde biraz. Ama diğerleri, mesela şu gördüğünüz külliyeler daha çok Bursa'nın ya da Edirne Muradiye gibi camilerin tipinde yapılar. Şeyh Vefa Külliyesi'ni yine Fatih yaptırıyor. Yani Fatih'in Şeyh Vefa, Fatih Külliyesi ve Eyüp Sultan Külliyesi diye üç e, önemli dini e, külliye yapısı var. Şu harita bize e, daha şey olarak, e, yani e, yoğunluğun nerelerde e, dağıldığını gösteriyor gördüğünüz gibi yani hem Edirne Kapı taraflarına işte Fatih Külliyesi burada hem Edirne Kapı tarafına doğru hem de işte eski saraydan başlayarak Topkapı Sarayı'na doğru buralarda bütün sur içini kapsayan bir imar faaliyetinin olduğu gözüküyor. Ya yani Mehmet Gençurca mesela rahmetli bu şeyi çok vurgulardı. yani iktisadi açıdan bu hareketliliği düşünebiliyor musunuz diye. Kaç tane külliye yapılıyor. Yani binlerce işçi demek bu. Bunların bir hareketliliği var. Yeme içme, altyapı ihtiyacının görülmesi var. Malzemenin gelip gitmesi var. Yani nasıl bir hareketlilik söz konusu. Biraz hayal edelim diye dikkat çekerdi. Gerçekten büyük bir imar faaliyeti başlıyor. Yani iki, soru içi dışı dışında hani iki şeye ben dikkat ediyorum ve farklı yorumluyoruz. Şimdi girmeyeceğim ama şu Rum Mehmet Paşa'nın Üsküdar'da yaptığı külliye ile Eyüp Sultan külliyesi çok daha dikkat çeken iki külliyedir. Yani bunları şehircilik açısından e, değerlendiriyoruz ve çok kıymetli hani şehirlerin büyümesi, büyüme güzel güzergahları açısından önemli işaretler. E, Bursa'da da, Edirne'de de, Üsküp'te de gördüğümüz bir stratejiyi şehircilik eee stratejisini burada da uyguluyorlar. Neticede bu imar faaliyetleri çok hızlı bir şekilde yani 1400 aslında 57'de başlıyor ve 1481'e geldiğimizde Fatih Sultan Mehmet'in vefatına kadar yani onlarca külliye, yapı, çarşı, işte yedi kuleler yani bir sürü yatırım yapılıyor, nüfus üç kata çıkıyor. Ve ondan sonra da ikinci Beyazıt zamanında işte Yavuz Sultan Selim zamanında pek bir şey yok ama kanuni işte Mimar Sinan'la birlikte İstanbul 1450'den 1550'ye kadar yani 100 yıllık bir dönemde nüfusunu 10 kat arttırıyor, 400 binlere çıkıyor bir sürü külliye yapısı, işte imar faaliyeti. Bunlarla birlikte işte 16. yüzyılda matrakçının çizimiyle böyle bir cennet şehir ortaya çıkıyor. Yani bu matrakçıda biz hem yoğunluğu görüyoruz, hem güzelliği görüyoruz. Hem Galata için bile yani Galata normalde hani eee alındığı için Müslümanın çok az yaşadığı bir yer. Galata, Cenevizlerin çok fazla, İtalyanların fazla olduğu bir yer. Orası bile yani bir cennet bahçesi gibi. İşte Üsküdar'ı görüyorsunuz şurada kenarda. Yani bu kısımları İstanbul'un bir cennet mekanı olarak resmedildiğini görüyoruz. Buna edebiyatçılar da zaten katılıyorlar ve İstanbul'un güzelliğiyle ilgili bahsediyorlar. Yani burada vurgulamak istediğimiz şu şunlar e, önemli. Yani İstanbul e, Osmanlı ile birlikte Eyüp, Galata, Üsküdar birlikteliğini sağlıyor. Mesela bu Bizans döneminin yani o 300'den 1400'e kadar 1100 yıllık tarihinde olmamış bir şey. Yani Üsküdar e, Saray Sarayburnu'na yani sur içine entegre ya da ilişkileri kuvvetli olduğunu bilmiyoruz. Öyle bir e, bilgimiz yok. Eyüp zaten e, orada bazı işte manastır benzeri bir şeyler vardır falan ama bir şehir yok. Bir e, in, yani şehirli nüfusu, bir kent nüfusu yok. O da e, Eyüp Sultan Külliyesi ile birlikte işte Bursalılar e, orayı yerleştirildiği bilgisi var bir e, semt oluşuyor. Orası da oluşturuluyor. Galata, Bizans'ın hep dışında bir yer. Onun için hani Pera, Karşıyaka e, denmiştir, dışarıda kalmıştır. E, Osmanlı daha ilk anında Eyüp'ü, Galata'yı ve e, işte Üsküdar'ı, o Ruhu Mehmet Paşa'nın inşasıyla bir e, işte Bilad-ı e, Selase üç e, şehir ve Dersaadet diye yani böyle bir dörtlü e, alanı oluşturuyor. Bu e, Osmanlı'nın daha ilk andan itibaren kurduğu bir şey ve bu 19. yüzyılda e, Büyük İstanbul, yani bunların hepsinin bir arada olduğu İstanbul oluşana kadar da hukuken idari olarak birbirlerinden ayrıdır bunlar. Ayrı kadıları, ayrı idari pozisyonları vardır. Ama fiilen Eyüp'te oturan biri Galata'ya gider, Galatada oturan biri İstanbul'a sur içinde iş yapar. Yani bunların arasındaki fiili e, kentlilik e, mümkün olmuştur. Ve e, ilaveten ilmi ve iktisadi gelişmeler çok kritik. E, bunlar işte Akdeniz ve Karadeniz coğrafyasının enteg e, hakimiyet alanına alınması ve İstanbul'a artık buralardan hem Balkan Trakya bölgesinden hem Akdeniz'den hem Karadeniz coğrafyasından, e, malların, ürünlerin akması. Yani böyle bir şey olduğu için zaten nüfus 3 katına, 4 katına, 10 katına çıkabiliyor. İlmi olarak da sahne-seman medreseleri çok kritik bir e, adım. E, yani Zeyrek daha ilk anda medrese olarak e, faaliyet gösteriyor. Ama daha sonra sahne-seman medreseleri, yani Osmanlı'nın o zamana kadarki ve ondan sonra da en etkili medreseleri ve sonra bir sürü ilim adamları içinde cazibe merkezi oluyor. Peki siyasi iktisadi açıdan ben saatime bakayım da evet, 18:49 biraz hızlanayım siyasi iktisadi etkiler açısından Fatih için bu tabii mükemmel bir yani önünü açıyor zihninde olan ee, artık Hani dünya devleti olmak, buna cihan şumul bir devlet fikri e, diyebiliriz. E, yani bu buna dair yapmak istediği şeyler için tamamen önü açılmış oluyor. E, çünkü 1444 ile 46 arası bir e, başarısız bir dönemi e, oluşmuş Fatih'in, bir taraftan onu e, yok etmiş oluyor. Bir taraftan İstanbul gibi önemli bir e, şehri hayali gerçekleştirerek e, aslında e, daha sonraki yapacağı şeyler için kapıyı sonuna kadar açmış oluyor. Osmanlı hanedanı çok güçleniyor. Yani on daha önce işte e, farklı e, şeyler var. Çandarlı ailesi var, başka aileler var. Uç bölgeler var. İşte Osmanlı siyasi tarihi, askeri tarihi, idari tarihinin bazı e, meseleleri var. Bu fetihle birlikte Osmanlı hanedanı, Osmanlı ailesinin Fatih'in gücü gerçekten e, yerli yerine oturmuş oluyor. Artık hani bu devletin sahibi kimdir, e, nedir? Bu oturmuş oluyor. Ondan sonra bu Cihan Şumul hayalin sonuçlarını görmeye başlıyoruz. Yani İstanbul'u fethetmek, bunun üzerinde de hani çok e, duruyoruz. Yani İstanbul'u fethetmek, Edirne'yi fethetmeye benzemiyor. Manisa'yı fethetmeye, Üsküp'ü fethetmeye benzemiyor. İstanbul bir baş payitaht, imparatorluk merkezi, yani bin, bin yıldan fazla başkentlik yapmış bir yer. Herkesin aklında, hayalinde olan bir yer. Dolayısıyla burayı fethettiği zaman Fatih, Paytahtı, başkentliği buraya taşımak istiyor. Bazı e, yanındakiler istemese bile o istiyor. İstediğini de yapıyor. Ve bunun gereğini de yapıyor. Mesela yeni kurumlar oluşturuyor. Kanunnameler çıkartıyor. Devleti yeniden dizayn ediyor. Yani Osmanlı bunu bir İznik'te e, İznik'i fethederek yapmıştı. Sonra bursa Edirne'de geliştirdi. Ama büyük, ikinci büyük revizyonunu, e, yeniliğini İstanbul'un fethinden sonra yaptı. Yani madalyonlar, yeni kurumlar, kanunlar bunların hepsini hani çok detayına e, girmeyelim. E, yani yeni bir devletin, dünya devletinin oluşumu diye e, adlandırabiliriz. Akdeniz, Karadeniz hakimiyeti için e, önemli bir e, fetihler yapılıyor. Yani şu mesela 1451 dünyası, bunu geçen bir e, Edirne'de bir müze e, açıldı. O, onun için e, Fatih Sultan Mehmet Müzesi. Orada sergilenmek üzere hazırladığımız bir şeydi bu. Yani 1451'de demin gördüğünüz şu Osmanlı'nın etrafında, yani Avrupa'da, Anadolu'da, Asya'da bir, bir sürü farklı şeyler var, devletler var, şunlar büyük şehirler. Yani Fatih ee, okuyan, yazan, e, işte kütüphanesiyle dilleriyle biliyorsunuz e, meraklı bir insan ve bunları görüyor çevresindeki ve bunların e, peşine düşüyor. Yani 1451'den 1481'e kadar e, mesela 1451'de Fatih'in e, tahta çıktığında e, üç büyük beyler beyliği var. İşte 18 sancak Rumeli'de, 16 sancak Anadolu'da, 4 sancak Rum Beyler Beyliği'nde var bu Sivas bölgesi. Ama 1481'de Fatih vefat ettiğinde 4 Beyler çıkıyor bütün coğrafya. Şu yeşil alan 1451, şu mavi alanlarda, açık mavi alanlarda Fatih'in eklediği yerler, fethettiği yerler şurada da görüyorsunuz yani önemli e, fetihler 1453'ten başlayıp 1480'e kadar ki bu e, geniş alan yani buraya baktığımızda hem Ege ve Akdeniz dünyası hem Kara yani Rumeli Balkanlar coğrafyası hem Anadolu coğrafyası hem Karadeniz kefe yani her e, tarafta e, fetihler yapan bir e, strateji görüyoruz yani bu Karadeniz'i Akdeniz'i Anadolu'yu ve Balkanları bir arada e, düşünen bir zihin. Yani şura, şu devletleri e, biliyor ve ona göre e, işte bir şey geliştiriyorlar. Yani cihan mefkuresi dediğimiz e, süreç. Bu Fatih'ten sonra da devam ediyor. Yani bu sadece fethin sonuçlarını Fatih döneminde aramamak lazım. Yani Fatih'in fethettiği yerler biraz ayırt ediliyor biliyorum, bilmiyorum koyu yeşil kısımlar. Ama Yavuz Sultan Selim bu coğrafyayı, yani Orta Doğu dediğimiz İslam ülkeler coğrafyasını, ikinci Beyazıt Akdeniz etrafını, Kanuni Sultan Süleyman işte Kuzey Afrika'yı, işte Kara'da bir sürü işte Avrupa'ya doğru Balkanlara doğru yerleri. Yani neticede 100 yıl içerisinde. Yani İstanbul'u fethinden 100 yıl sonra şu coğrafyaya erişmiş oluyor. Yani fethin sonucu bu aslında. Yani sadece e, Fatih'in bir şehri fethetmesi değil, yani bütün büyük bir dünya devleti e, olma sürecinin başlangıcı. Yani Fatih birçok açıdan eleştirilir dönemindekilerle, işte ikinci Beyazıt'la karşılaştırılır falan ama Hepsinin takip ettiği bu cihan devleti ve sonra ebed müddet denilen devletin başlangıcı İstanbul fethi denilebilir. Bundan sonra yani şu kısmı atlayayım olmazsa yani Fatih'in dini anlamda yaptığı şeyler var. Yani hem İslam'la ilgili Müslüman bir sultan ve Müslüman bir devlet olarak Eyüp Sultan'la başlayarak Fatih'te yaptığı e, işler var. Medreseler, işte e, külliyeler, e, sahabelerle ilgili e, yaptığı uygulamalar. Ama aynı zamanda kesinlikle çok önemsememiz gereken Hristiyanlarla ilgili, hem Rumlarla ilgili, hem işte Ortodoks dünyasıyla ilgili, Ermenilerle ilgili... Yani bunlara kapılarını sonuna kadar açıyor ve İstanbul'da bunların yerleşmesi, var olması, İstanbul'a zenginlik katmaları için uğraşıyor. Demin ifade ettim, Ortodoksluk İstanbul fethedilmeseydi, Ortodoksluk nasıl olurdu, nereye giderdi, eğer Fatih Ortodoks patriği atamasaydı, işte Skolarius dediğimiz ilk patrik 1400 54'te atanıyor. Ee, yani Ortodoks e, Hristiyan dünyası e, ne olurdu? Bunları e, tartışmak lazım. E, bunlar Fatih'in bir e, politikası. Daha sonra Yahudiler geliyor ve biz 100 yıl içerisinde baktığımızda İstanbul Müslümanların zaten en e, iyi temsil edildiği bir şehre dönüşüyor. Ya yani Müslüman bir şehir. Ama aynı zamanda en fazla Ermeninin bulunduğu dünyada, en fazla Yahudi'nin bulunduğu Ortodoksluğu merkezi olan bir şehre de dönüşüyor ve bunlar hani uzun yıllar bir Osmanlı İmparatorluğunu oluşturuyorlar. Dünyada ne sonuçları oldu? Biraz da bunun üzerinde konuşup tamamlamış olalım. Yani Batı Roma İmparatorluğu artık Hani Doğu vardı, Batı vardı, Batı da gitti ve Roma İmparatorluğu tamamen kalkmış oldu. Ondan sonra aslında ortalık karışmış oldu. Yani Kutsal Roma İmparatorluğu, Cermen Roma İmparatorluğu, işte e, Moskovalıların e, biz yeni Romayız. Yani e, Hristiyan dünyasında, Avrupa dünyasında ya da Rusya'yı da, Moskova'yı da, Moskova'yı da katarsanız e, herkes Roman'ın, devamı olduğunu e, iddia etti. Ama gerçekten bir taraftan da e, İstanbul'da Ortodoksluk devam ediyor. E, yani bu e, yepyeni siyasi e, ve meşruiyet tartışmalarına e, sebep oldu. Bizanslar, Venedik başta olmak üzere dünyaya dağıldılar. Yani birçok Bizans e, ileri geleni, zengin insanları, varlıklı insanları Venedik'e gittiler. Yani kaçanlar Venedik'e gitti, ama önemli bir kısmı da e, Osmanlı'da, İstanbul'da kaldı. Bu Rum Mehmet Paşa, Mahmut Paşa, bunların hepsi e, eski Bizans e, ileri gelenleri Müslümanlaşıp Osmanlı'ya hizmet etmeye devam ettiler. Yani bu şekilde e, Osmanlılaşan Bizanslılar da oldu, Rumlar da oldu. E, ama e, Venedik, e, İtalya'ya gidenler de epey oldu. Bunların sonuçları e, sonra çıktı tabii. Pontus Rum İmparatorluğu'nu, e, Trabzon'u fethederek bitirdi. Ve e, dünya tabii bu fetihte gerçekten şok oldu. Yani birkaç türlü şok. Yani bu e, surların açılması, e, aşılmasının imkansızlığı dolayısıyla nasıl fethedilebilir şoku. Ve ondan sonra e, gerçekten e, bu hani... E, İspanya'yı da etkiledi, feodal sistemi de etkiledi e, çünkü bir sürü e, imparator kalenin arkasına sığınarak dünyayı yönetiyordu. Feodal beyler de öyle, e, büyük imparatorluklar da öyle. Şimdi surların aşılabildiği bir ortamda e, herkesin tekrar e, durumunu değerlendirmesi gerekiyordu ve e, sosyal, ekonomik, böyle siyasi dönüşümleri tetiklemiş oldu. Ama biz bir müddet böyle haritaları gözlemlediğimizde, mesela bu 1420 e, haritası e, Bizans e, İstanbul'unu e, harita demeyelim, işte e, çizim, gravür e, diye, diyelim, e, İstanbul'u gösteriyor. 1493 yani İstanbul'un fethinden neredeyse işte 40 yıl sonra e, ama hala. E, Bizans İstanbul'u gösteriliyor yani bunları böyle bakıyoruz yani 1520'lere kadar İstanbul çizimlerinde hala bir İstanbul şey var Bizans İstanbul'u çizim var Oysa yani bir taraftan tekrar ediliyor yani e, coğrafyacı e, yine Sizler çok daha iyi e, bunları e, analiz edersiniz bu e, bir taraftan yani birbirlerinin tekrarı olduğu için ama bir taraftan da zihnen geri alınma şeyi yani bu geri alınabilir bir şehir yani bu gerçekten hani İstanbul'un zihinlerdeki kaybedilince anlaşılan bir değer olarak e, tekrar alınabileceğine dair bir e, hesap kitap işleri ama e, Artık 1520'de bu Boğazsöre e, haritasında, ondan sonra 1544'te Münster haritasında e, biz şeyleri görüyoruz artık. Yani is, Osmanlı İstanbul'unu ama 1572'deki bu Brown-Hogenberg e, çiziminde de yine gördüğünüz gibi Bizans, e, Konstantinopolis'i yazıyor. E, yani böyle bir şey var e, bunları e, algı olarak e, okuyabiliriz. E, onun dışında e, yani biz Vatikan ve İtalya'nın etkisinin arttığını, ondan sonra Haçlı orduları toplamaya çalışıyorlar e, Kanuni döneminde de bunlar devam ediyor, yani güçleniyor Katolik dünyası gerçekten artık Hristiyanlığı temsil eden bir şeye dönüşüyor ama Fatih'in Ortodoksluğu tutması bir taraftan e, bu bir denge oluşturuyor. Moskova, Kinezdi'nin yeni Roma iddiası, Yüzyıl Savaşları mesela 1453'te son, sonuçlanıyor. Ama İngiltere devam ediyor savaşlara, Tudorlara kadar. Anadolu Birliği, Karamanlar e, alınıyor. Os, yani Fatih Anadolu'yu ne, neredeyse artık fethediyor. Ve şeye, e, memlüklerle e, komşu oluyor. Ve aslında İslam dünyası açısından İstanbul'un fethinin... Sonuçlarına ayrıca bakmak lazım. Çünkü sonraki 100-150 yıl dünyada İslam devletleri dönemi oluyor. Yani Osmanlı, ondan sonra e, Safeviler ve Babürlüler. Yani e, Asya'da Hindistan coğrafyasında ve işte Anadolu-Balkan coğrafyası var. Yani, e, onun için Marshall Hudson diye bir tarihçi var. Ee, İslam tarihi, e, çok meşhur bir İslam tarihi var. E, mutlaka hani, tavsiye ederim Marshall Hudson'ın, İslam serüveni. Orada mesela şunu söylüyor. Ya 16. yüzyılda biri e, gökten mi, uzaydan mı, yeryüzüne inse, her tarafı Müslüman sanırdı diyor. Çünkü yani e, Osmanlılar, işte İran, Safevi ve Babeliler. Yani Bunlar e, bütün sanatı, kültürü, ilmi, her şeyi belirleyen, e, büyük bir coğrafyayı e, kuşatan e, Müslüman devletler. Dolayısıyla aslında e, öbür taraftan Avrupa'ya bakılınca yine darmadağınık bir e, resim ortaya çıkıyor. Ama yine de e, Avrupa'da da etkisi oluyor. Ee, mesela askeri teknolojiden kale savunmasından bahsettik. Akdeniz ve Karadeniz ticaretinin hakimiyeti mesela İspanyol'un dağınık İspanyol devletini birleştiriyor. Endülüs'ün son kalan e, işte e, Kurtuba'yı e, alıyorlar ve e, İspanya'nın artık keşiflere, Portekiz'in İspanya'nın keşifler e, dönemine geçmesini e, dolayısıyla e, sağlıyor. Bu özellikle Akdeniz e, coğrafyasının tamamen Osmanlı hakimiyetini e, geçmiş olması diyebiliriz. E, i̇şte yeni bir çağ, biz bunu hani yeni çağ olarak e, adlandırıyoruz. Ama bugün e, mesela Avrupa dünya tarihinde erken modern diye bir şey var. Early modern e, denen dönem. Bu da 1450-1700-1750 arası gibi bir dönem olarak ele alınır. Yani erken modern dönemi e, başlatan da bir e, dönemdir e, aynı zamanda. Yani Rönesans'a etkisi, ondan sonra Matpa'ya etkisi, yani bu etkileşimleri dünyanın e, tarihinin hızını arttırdığını söyleyebiliriz. Yani bu şey Osmanlı'nın İstanbul'u ve peşinden devam eden fetihleri ve o cihan... E, devleti olma e, politikaları fetihler onun getirdiği iş işte, iktisadi ilmi edebi mimari e, atılımlar e, dünyadaki hızı arttırıyor ve e, şuralarda mesela şurada 1481'in mesela e, dünyası görüyorsunuz o zamanki şeyleri çok dağınık Memlükler, bunlar zaten bir yüzyıl içerisinde Osmanlılaşacak. Ve e, belki şunu vurgulamak gerekiyor. Yani bu İslam, e, Müslümanların e, dönemi haline gelmesi, bu e, ne diyelim, e, işte 1650'lere kadar bu Safevi, Babür, Osmanlı e, çağı, Ondan sonra tarihi başka şekillerde hızlandırdıktan sonra 1650'den itibaren İngiltere'nin öncülüğünde ya da onun öne çıkmasıyla yeni bir dönemi de başlatıyor. Yani ne Portekiz ne İspanya keşifleri yapan onlar ama yeni dünyayı oluşturan işte İngiltere oluyor ve ondan sonra işte yeni bir dünya ortaya çıkıyor. Yani fethi sadece hani 1453'ten 1454-55'te ne olmuş diye e, düşünmemek lazım. Daha uzun dönemli e, Dünya tarihini nasıl hareketlendirdi, e, ona bakmak lazım. Yani modern dünyanın oluşumunda çok önemli bir hızlandırıcı e, etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Şey olarak birkaç şu İstanbul tarihi nokta ist. E, işte web sitesini tavsiye edeyim size. Ee, bu e, İslam'ın hazırladığı 10 ciltlik e, İstanbul tarihi İngilizcesi de çevrildi var. Yani pek çok konuya coğrafi, tarih, edebiyat, toplum din yani çok zengin bir malzeme. Yani 2014-2015'e yayınlandığı için, Son 5-6 yıla kadarki literatürü, tartışmaları da hani bulabileceğiniz bir kaynak. Bunu tavsiye ederim. Bir de coğrafyacıları bulmuşken şunlara ihtiyacımız var. Size en azından aklınızda olsun. Şu Orbi Stanford'ın Roma için yaptığına benzer bir Osmanlı güzergah navigasyonu ihtiyacımız var. Yer isimleriyle ilgili şu World Historical Gazetteer'a e benzeyen ve Osmanlı yer isimlerini katacağımız şey var. Şu Esureya Project bu da İslam dünyası için yapılmış ama sınırlı bir şey. Yani coğrafyacılar bulmuşken e, bu ihtiyaçlarımızı da arada size hatırlatmış olayım. Tarihçi ve coğrafyacıların e, birlikte çalışması gereken alanlar olaraktan çok teşekkür ederim evet. Hocam, bir saati, <laughs> bir saatte toparlamaya çalıştık. Evet. teşekkür, ee, teşekkür ederiz Hocam ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, hakikaten doyurucu, e, keyif verici, Birkaç saat daha sürse ben kendi adıma söyleyeyim. Dinlemeye devam ederdim keyifle. Valla hocam biraz şey yaptım. Bir saati geçmemesi için çünkü gerçekten hani yüz yüze olsak arada takılıyoruz, şakalaşıyoruz, <laughs> hikaye anlatıyoruz, geçiyor evet. ama böyle <laughs> online'ın kötü tarafı böyle sıkıcılığı. Kafada tabii çok da şeyler oluşuyor. O kadar güzel noktalara değindiniz ki. <laughs> ben böyle evet, süreyi evet. çok e, abartılı hale getirmemek için çünkü e, şeylerimize de bakarsak katılımcılarımıza da oldukça yüksek bir katılım var. E, keyifli bir topluluk diyorum ben. E, sağ olsunlar. E, şeyden e, sadece aklıma takıldı. E, onu da aydınlatırsanız benim için fetih tamamlanmış olacak. E, talebelerimiz açısından da ya da izleyenler açısından da Trabzon'un fethini Tabi süre sınırlı olunca çok şey yaptı bazı şeylere atlamak mecburiyetinde kalıyoruz. Trabzon'un fethi 1461, Fatih Sultan Mehmet Trabzon fethedilmedikçe İstanbul'un fethi yarım kalacaktır diyor. Evet. Burada çok ciddi bir global görüş açısı, coğrafi açıdan değerlendirilmesi gereken son derece önemli bir hususiyet olarak nitelendiriyorum. E ee, bu konuda e, bize neler söylersiniz? Hı hı. Ya hocam e, onun askeri hani idari, siyasi tarafını e, bir tarafa bırakırsak gerçekten e, yani Fatih'in e, yani o coğrafyayı biliyor zaten. E, kendi şehzadeliği döneminde ve e, Şeyin de, Trabzon'un da geçmişini düşünürsek, sunumda o 1204'ü vurgulamak belki e, oradan hatırlayalım. Yani 1204 Latin istilası sırasında e, Bizans e, hanedanı dağılıyor. Yani İzniye gidiyor, Trabzon'a gidiyor, İzmit'e gidiyor. Yani, yani üç e, şeye, imparatorluğa bölünmüş oluyor Bizans imparatorluğu 1204'te. Asıl şey İznik'teki imparatorluk 1261'de İstanbul'a gelerek devam ettiriyor. İstanbul'daki Bizans İmparatorluğu'nu Romanovlar. Ama İznik'teki kısa sürüyor. Trabzon, Rum Pontus varlığını devam ettiriyor. Zaten orada da Ayasofya. Yani İstanbul'un bir kopyası oluşuyor. Orası da Bizans imparatorluğunun önemli bir aslında devamı gibi. Yani Fatih'in kafasındaki e, yani İznik zaten Osmanlı'da İstanbul'u alıyor. İstanbul'dan sonra Trabzon'un alınması bir kere o bütün Bizans mirasını e, tamamen ele geçirmek için eksik bir e, yer olarak kafasında ve orayı e, vakit geçirmeden yani çok kısa zamanda yani 1453'te İstanbul'u fethetmiş, sonra işte Belgrad'a sırmistana e, gitmiş, ondan sonra da Trabzon'da e, koşturuyor. Yani bunlar yani o zamanınki e, şartlarında gerçekten hani büyük e, şeyler e, işler ve şeyi alıyor Trabzon'u da alıyor. Yani Trabzon'un mesela İslamlaşması ile ilgili çok şey vardır. Ee, Hitler falan çalışmıştır. Trabzon e, Osmanlı'da en geç e, İslamlaşan, Müslümanlaşan şehirlerden biri. Yani uzun dönem e, Rum nüfus, e, gayrimüslim nüfus orada varlığını devam ettiriyor. Sonra e, bir 100, yüz, 150 yıl sonra falan yavaş yavaş anne hani Müslümanların şeyleri artıyor. Ama Birincisi bu Roma mirasını tamamen e, hakim oluyor ve e, yani orası kalsaydı ne olabilirdi? Hala bir umut. Çünkü İstanbul'un e, o haritalarda da gördüğümüz gibi daha 50-100 yıl neredeyse geri alınabileceğini düşünüyor. Bunun için hazırlıklar yapılıyor, seferler, e, haçlı şeyleri düzenleniyor, toplantılar yapılıyor falan. Yani eğer e, o Trabzon kalsaydı o e, yine başlarında sürekli bir şey olacaktı. Yani bunu düşünüyorlar tabii. Daha önemlisi e, yine belki iktisadi açıdan e, bunu da düşünmek lazım. Hem Trabzon alıyor hem Kefe'yi alıyor Fatih. Yani Kefe ile birlikte Trabzon'u düşünürsek, yani yine kendi... E, şey sırasında yani hayatı e, sırasında kefeyi dağılıyor bu Karadenizle ilgili de bir e, şey olduğunu düşünüyor yani Karadeniz'e hakim olmak Bizansın hiç başaramadığı beceremediği bir şey Mesela Bizans İmparator Akdeniz hakimi oluyor ama Karadeniz'de full hakimiyeti hiçbir zaman olmuyor Bizans e, İstanbul'un, bu sefer e, Kefe ile Trabzon'u alması biri bir yakada öbürü öbür yakada e, Karadeniz hakimiyetini de e, almak istediğini e, bize gösteriyor. Deniyor. Sonraki padişahlar döneminde zaten o oraların fethi tamamlanıp e, bir 50 yıl sonra Karadeniz'de bir Osmanlı e, denizine dönüşüyor. Yani bu hem e, iktisadi e, olarak düşünebiliriz. Hem e, Asya coğrafyasına açılma olarak düşünebiliriz. Hem e, Bizans, e, Roma e, mirası ve bununla ilgili ileride çıkabilecek sorunlarla ilgili şeyleri düşünebiliriz. Yani çok yönlü olarak e, bunları e, hesap ettiklerini ve e, harekete geçtiklerini görüyoruz. Yani o cihan mefkuresi meselesi onun için önemli gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Evet. Sözü arkadaşlara bırakıyorum ben. Ben, Hocam, ben de çok teşekkür e, ederim. Umut'a söz verelim isterseniz. Hı. Ben de anlatıldığı için çok teşekkür ederim. İsterseniz chatten birkaç soru ve bizzat sormak isteyenlerin de birkaç sorusunu alalım. Öyle yayınımıza son verelim. Fatma Öner sormuş. Veba salgınında yani muhtemelen kara ölüm sırasında bir de Büyük Deprem'de yani 2. Beyazıt devrinin sonlarında gerçekleşen küçük kıyamette İstanbul'un hmm. durumu ile ilgili neler söylenebilir demiş. Evet e, 1350 e, kara ölüm sırasında e, yani İstanbul'un da e, çok... Yani etkilendiğini biliyoruz ama asıl etkinin daha kuzeyde olduğunu e, biz hani e, şeylerden, literatürden görüyoruz. Yani İstanbul zaten e, çok ihtişamlı bir döneminde değildi 1350 tarihinde. Yani bu e, işte 1450'de 50 bin kişi varsa yani nüfusları tam bilemiyoruz ama tahmin et, edebiliriz. Muhtemelen 1350'lerde de 40-50 bin insan, var, nüfus varmıştır e, İstanbul'da. Ve burada hani büyük bir şey nüfus yıkıntısı görmüyoruz. Daha çok zaten o dönemde Galata etkin ticari olarak 1350'de. Yani 1261'de Bizans imparatoru İstanbul'a geliyor ama ondan sonra Cenevizlerle anlaşıyor. Venedikleri biraz dışarıda bırakıyorlar çünkü Venedikler çok daha etkili 1204 istilasında. Cenevizlerle yeni anlaşmalar yapıyorlar. Ve Cenevizler e, İstanbul'un ticaretini yönetiyor. Ve hareketlilik de Galata bölgesinde. Sur içinde değil. Dolayısıyla hani İstanbul'a etkisi 1350'nin çok değil. E, ama e, biliyorsunuz yani e, yarı nüfusu e, kuzey e, tarafların gidiyor. 1509 ikinci evet. Beyazıt yani büyük kıyamet dedikleri e, şey, olay. Yani o zaman... İstanbul'da hani çok büyük yıkım oluyor. Yani onun etkisiyle zaten Mimar Sinan'ın yaptığı eserlerin yani o bilinçle, o bilinç altındaki etkiyle diyelim çok kuvvetli olduğunu söylüyor mimarlarda. Yani 1509'dan iyi bir şey ders çıkarılmış ki. Sonraki dönemde Kanuni döneminde yapılan mesela Hürrem Sultan'ın eee Haseki Külliyesi, e, işte Süleymaniye, Şehzade bunlar çok kuvvetli yapılar. Ama Fatih Camii de bir yıkılıyor. Yani o e, böyle bir şey. E, tabii Mimar Sinan'ın şeyi de hani becerisi de bir tarafa ama 1509'un büyük yıkımı e, sonradan Osmanlı e, mimarlarının ve halkının zihninde sürekli olan bir şey. Ya ona rağmen mesela nüfusunu falan baktığımızda gerçekten hani çok e, büyük e, bir şey, e, büyük bir şehire dönüşüyor. Hani 1509'da o kadar yıkılmasına rağmen. Evet. Diğer bir soru. Hazır Cenevizlerden, Venediklerden bahsettiniz. Onu Söyleyeyim. Serkan Ak Toprak, Galata bölgesinin su yoluyla alındığını ve burada ağırlıklı olarak Venedik ve Ceneviz'in nüfusun yaşadığını dile getirdiniz. Burada Müslüman nüfusun aldığı Venedik ve Ceneviz'in ağırlıklı olarak nüfuslanması, fetih sonrası Osmanlı'nın iç ve dış politikasında olumsuz etkileri olmuş mudur? Ee, olmuyor. Hatta Venedik'i çökertiyor. Yani Akdeniz'in e, hakimiyeti Venediklilerin elinde. Akdeniz ticareti e, özellikle 1204'ten sonra zaten e, İstanbul'u tam bir liman şehir haline getirmeye çalışıyorlar. Çok iktisadi bir e, liman olarak kullanmayı düşünüyorlar denilir hep e, Venedikliler için. Hiçbir zaman İstanbul'a hakkını veren, büyüklüğünü veren bir şey kafalarında yoktu denir. En büyük eleştiri budur e, 1204 sonrasında. Venedikler Akdeniz'in ticaretini kontrol ediyorlar. Osmanlı'nın Cenevizlerle anlaşması ve Galata'da Cenevizlerle iş yapması, Cenevizleri şey yapıyor. Akdeniz'de çok daha büyük etkinlik göstermelerini sağlıyor ve kısa zaman içerisinde yani eskiden beri olan İstanbul-Venedik rekabetinde Venedik üstün. Düğü varken bizans döneminde artık Venedik e, geri planda kalmaya başlıyor. Yani e, o Galata'nın bu aktif e, şeyi ticareti, Osmanlıların Akdeniz hakimiyetinin önemli bir parçası oluyor. Yer daha daha sonralarda Galata'da tabi camiler falan filan yapılıyor sonraki dönemlerde yani 1650'lerden sonra e, orada hiç Müslüman yok değil Müslümanlar e, var 1650'lerden sonra camiler falan yapılıyor e, Müslümanlar yerleşme oluyor ama e, So, gittikçe yük e, şeylere doğru Beyoğlu'na bugünkü hani Nişantaşı falan diye düşünürseniz o taraflara doğru büyümeye başlıyor zaten ve 19. yüzyıla doğru da hani gittikçe büyüyor e, o kısımlar. Hocam chatten son bir soru okuyacağım. Hmm. İbrahim Kıymakçı Hocam ben şunu merak ediyorum bir ödevim için şehirlerin eski isimlerine bakmıştım. İstanbul'da birçok ilçe var. Bu ilçelerden adları değişenler var mı? Eski adları ve adlarını nereden alıyor şeklinde kısaca bilgi verebilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Yani İstanbul'dan konuşurken tabii bu yer isimleri falan filan böyle büyük bir iş. Ee, yani İstanbul'un e, ya ilçeleri zaten modern bir şey tabi ee, yani günümüzdeki ilçeleri yeni e, isimler yani bizim e, eskiden beri olan yani Üsküdar var işte e, Galata var Eyüp var e, onun dışındakiler 20. yüzyıl hatta bir kısmı 1980 sonrası şeyler e, ilçeler e, dolayısıyla hani onların isimlerinin değişimi daha e, yeni bir şey pek e, yani e, belki onu sormamıştır e, arkadaşımız zaten Eskilere gidersek asıl tartışılması gereken şey mahallelerin isimleri. Yani mahallelerin isimlerini de biz e, mesela e, Osman Nuri Ergin'in e, 1927-1934 rehberleri var, İstanbul rehberleri. Yani oradan takip edebiliyoruz. Bir de daha yeni bir çalışma e, Zeytinburnu Belediyesi'de yayınlandı, ne ölçerdi? Soy ismi Ölçer, o bütün mahallelerini İstanbul'un, özellikle 19. ve 20. yüzyıllardaki isim değişikliklerini sokak sokak, mahalle mahalle gösterdi. PDF'i Zeytinburnu Belediyesinin web sitesinde var. Oradan indirirseniz en azından son dönem isim değişikliğini tespit edebiliriz. Ama daha önemlisi, Mesela 1455'ten itibaren biz Osmanlı mahallelerinin isimlerini parça parça biliyoruz. Normalde 300 kadar mahallesi var. 250-300 arası mahallesi var e, İstanbul'un. E, 19. yüzyıla gelince 550'ye çıkıyor bütün bu şeyi de kapsayan e, Üsküdar'ı, Beykoz'u, e, Galata'yı, Eyüp'ü hepsini kapsayan 550 mahalleye çıkıyor. Bizim birkaç e, yani bir öğrenci 19. yüzyılı başka bir öğrenci 17. yüzyılı yani tez olarak yaptırıyoruz. Bunların yerlerini tespit etmeye hani sınırları pek mümkün değil mahalle sınırı tespit etmek. Ama en azından e, işte camileri, e, temel binaları dikkate alarak e, yaklaşık yerlerini tespit etmek üzere çalışıyoruz. Ama bun, bunlar tarihçiler bir yere kadar yapabilir. Bunları bizim coğrafya hocalarımızın da bize yardımcı olması lazım. Başka türlü mümkün değil yani bu hani tarihçiye bırakılacak bir iş değil. Ya da hem tarih hem de coğrafya eğitimi almış arkadaşlarımız da. Evet, tabii. onlar mükemmel tabii mükemmel olurlar. <laughs> umut, umut vaat ediyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Hocam bir soru var chat'ten. Ben onu kendi sorularımla birleştirmek istiyorum. Şimdi benim sorum şöyle. Ben işte sosyal medya aracılığıyla pek çok milletten insanların 29 Mayıs'ı böyle özellikle Yunan milletinden olan, Yunan ya da Romayı çok seven Avrupalı bazı kişilerin böyle kötü normal olarak 29 Mayıs'ı kötü bir olumsuz şekilde paylaştıklarını gördüm. Hı hı. Benim sormak istediğim soru şu, akademik okuduğunuz kadarıyla akademik kitaplarda, işte tarih kitaplarında bu işte literatürde İstanbul'un fethi hakkında neler söyleniyor, nasıl ifadeler kullanılıyor, biçilen önemli dünyada, Avrupa'da özellikle bu konuda bilgi verebilirsiniz çok sevinirim Yunanlı zaten biliyoruz gibi bir şey ama bu Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde durum nedir acaba teşekkür ederim. Evet ben de teşekkür ederim. Ee, yani buna bir akademik Gözlükten bakmak lazım. Bir de e, genel olarak algılar, e, yani ulus-devletler vesaire daha hani genel e, bakabiliriz, siyasi ideolojik e, çerçeveden bakabiliriz. Yani akademik bakarsak e, Bizans tarihçileri e, bunu e, İstanbul'un düşüşü olarak adlandırırlar. Yani Fall of e, Constantinople diye adlandırırlar, düşüş. Yani bizim mesela Bizans çalışan e, Türkler bile olsa e, böyle bir şey adlandırma söz konusu. E, ama mesela Boğaziçi'nde Nevra Necipoglu e, hoca var. ya yani Bizans tarihçisi ve bugün Bizans tarihi çalışan e, özellikle Boğaziçi e, menşeli hoc, bir sürü hocanın hocası bu Nevra Hanım. Yani Bizans'ta Osmanlı e, arasında çalışıyor mesela o. E, yani 1300'de bin, 1400 e, 1500 arasını çalışıyor ve sürekli şeyi vurguluyor. Yani Osmanlı'yı anlamak için Bizans'ı bilmek lazım. Bizans'ı anlamak için Osmanlı kaynaklarını bilmek lazım. Sürekli bunu vurguluyor. Ya yani akademik anlamda gittikçe de böyle bir şey var, trend var. Çünkü Bizans döneminin yapılarını, topografyasını, morfolojisini anlamak için, yani su sistemi nasıldı, işte e, gün esnaf ticareti nasıldı, 1455 kaydı mesela Osmanlı'nın 1455 kaydı Osmanlıdan ziyade Bizans tarihi için önemli. Diyelim 1478 e, Osmanlı sayımı, yani bir taraftan Osmanlı İstanbul'u sayıyor ama aslında Bizans e, bakiyesi eserleri de sayıyor. Yani bunları e, yani bu trendin e, ben daha fazla olduğunu e, görüyorum. Yani birbirlerinden istifade eden. Çünkü e, son mesela böyle kongreler yapılıyor. Bizans kongreleri. git Yani İstanbul'a bir yer ayrılır. E, o kongrelerde. Ve oralarda e, bu Osmanlı e, etkileşimini hem kaynak kullanım açısından hem de e, bilgi e, açısından etkileşim e, ön plana çıkartılıyor. Ya bu ister istemez yapılması zorunlu bir şey çünkü neticede yani Osmanlı yerle bir etmedi e, Bizans'tan aldığı mirası. Yani 1455 sayımını ben yani çok detaylı inceledim, bütün bilgilerini database'e ekledim, haritaladım falan filan. Yani burada bir yerle bir etme e, durumu yok. Ya yani manastırlar, kiliseler, hepsi ayakta. Ve bunları e, bugüne geldiğimizde de çoğu ayakta. Şimdi demek ki Osmanlı bunları korumuş. Yani Osmanlı İstanbul'u e, bunları korumuş. Zaten Rumlar var, Rum Ortodokslar var, Ermeni Ortodokslar, Katolikler. Yani onu özellikle yani Fatih'in daha 1454'te Ortodoks Rumluğu, e, ayakta tutması, bir patrik ataması zaten yapabileceği en iyi iyilik. Yani Ortodoksluğu, Rum Ortodoksluğu ayakta tutmuş. Yani bunu yapmasaydı muhtemelen Katolikler arasında kaybolacaktı. Çünkü Yunanistan da zaten Osmanlı'nın o dönemde. Nereye gidecekti? Ya Moskova'ya gidecekti. Yani Rus Ortodoksluğuna dönüşecekti. Eğer bugün hani Rum Ortodoksluğu ayaktaysa, e, yani hiç kesintisiz devam ettiyse 1451 53 54 arasında kesinti var mesela patrik yok. Ama Osmanlı döneminde tamamen devam eden bir şey var. Yani bu açılardan bakılınca yani Osmanlı çökmüş bir İstanbul'u ayağa kaldırıyor. Yani şehircilik açısından bakarsak 40 bin 30 bin yerle bir olmuş bir İstanbul'u 100 yıl içerisinde ayağa kaldırıyor imar faaliyetleri buna sadece Müslümanlar Müslüman yapıları mimarisi de değil. Yani bahsettiğim gibi yani bugün 168 tane geçen derste bak, bakıyorduk. 168 tane sarnıç yerinde duruyor. Yüzlerce kilise yerinde duruyor. Yani bunların mesela kimi kiliseler camiye çevrildi diye kızıyorlar. Ama bu bir hukuk. Yani yerle bir de edebilirdi. Yıkma hakkı da var. Çünkü savaş da almış burayı. Galata'ya dokunmuyor mesela. Galata sulh alınmış ve hiçbirine, mülklerine dokunmuyor Osmanlı oranın. Ve bugün yani 20. yüzyıla kadar neredeyse oranın e, demografisi başka bir demografi. Bu nasıl fethettiğiyle doğrudan alakalı. Çünkü orası teslim olmuş. Osmanlı da can mal güvenliğini vermiş. Ama burası savaş alınmış, Bu hukuku biliyorlar. Ona rağmen Osmanlı yerle bir etmemiş, bir sürü kurumunu korumaya devam etmiş ve bunu hani literatür de buna yani daha olumlu etkileşimlere dayanan bir yaklaşım ortaya çıkıyor son Bizans Kongrelerinde. Yani bizim de ama tersi bir şeyimiz var burada. Yani Osmanlı tarihçilerinin de özellikle İstanbul çalışanların da Osmanlı öncesine ilgisini arttırması lazım yani bizlerinde. Çünkü 17. yüzyılı ben çalışsam bile İstanbul'unu bunun yani o coğrafyacılar, e, tarihçiler olarak iyi biliyoruz. Yani 500 yıllık binalar var. Ayasofya yani herkes biliyor, Zeyri herkes biliyor. Ama su sistemi, altyapı sistemi, yani coğrafyası bunlar uzun dönemli işler ve bunun nasıl kullanıldığı, limanlarının nasıl işlev gördüğü bazı noktalarda Osmanlı kaynakları yetersiz kalıyor. Gidip bizim Bizans kaynaklarından, Bizans literatüründen istifade etmemiz gerekiyor. Yani bu 20. yüzyılın ulus devlet şeylerini aşmamız gerekiyor. Yani 29 Mayıs'ı bence pozitif de kutlayabilir bütün dünya. Çünkü İstanbul'un fethi yani istilası değil, işgali değil yani bu e, yepyeni bir e, şey açıyor, dönem açıyor. Yani 6. yüzyıl Justinian dönemi gibi bir dönem açılıyor e, İstanbul'da. Yani bun, bunları hani ideolojik şeyleri bir kenara bırakmamız lazım. Biz üniversitelerde, üniversite eğitimi almış insanlar olarak biz bilgiyi arttırmaya e, çalışmamız lazım. Bilgiler arttıkça zaten e, biz bunları ortaya koydukça olay daha net anlaşılacaktır. Yoksa işte 1453'te fethedildi, yağma verildi, işte Osmanlılar yağma etti, yerle bir etti. 1455 sayımı var elimizde ve bu 3-5 yıl önce Halil Alcık yayınladı. Yağma mağma yok ortalıkta yani her şey duruyor. Zaten perişan bir İstanbul yani neyini yağma edecekler. Ama 1204'ün nasıl bir yağma olduğunu bütün şeyler tarihler ortaya koyuyor. Yani biz ilmini yapalım, ortaya bilgisini koyalım bu işlerin, ama iyi koyma, iyi yapmamız lazım bunu. Hani sürekli vurguluyoruz işte tarihçiler, coğrafyacılar, edebiyatçılar birlikte çalışıp. Yani mesela şu çok üzücü 1453'ten 1700'e kadar İstanbul'un yıl yıl gelişimini daha görebileceğimiz elimizde ne harita var? Ne bilgi var. Herkes bir parçasını çalışmış. Diyelim ki şimdi biri istese 1490'da İstanbul'da İstanbul'un bana bir haritasını verin. Yani 1490'da, 1490'da hangi bir yapılar var, binalar varsa onu gösteren bir harita verin bize. Böyle bir şey yok elimizde. Yani bu bizim utanacağımız bir şey gerçekten. Yani 1490'ın, 1560'ın bir haritasını verin dese gidip gravürlere bakıyoruz bilmem işte İtalyan birinin yaptığı gravürde tam şurayı gösteriyor onu kesiyoruz oradan falan ya yani grafikerlikle iş halletmeye çalışıyoruz. Bu utanılacak bir şey. <laughs> yani bizim bir an önce bu biz, e, işte bizim şehir merkezinde falan uğraşıyorduk bu e, işlerle. Yani bizim yıl yıl özellikle bu 568 yılı bizim öncelikli vazifemiz bu. 568 yılı yıl yıl bel şey yapmamız lazım. Yani bütün bu GIS'le dijital teknolojilerle mükemmel araçlar var artık ve biliyorsunuz kolay artık kullanımı ulaşımı. Bizim yıl yıl yapılarıyla sokaklarıyla falan çizmemiz ve ortaya koymamız lazım. Kişileriyle hangi kişi nerede yaşamış? Yani Molla Gürani nerede yaşamış? Evi neredeymiş? E, medresesi neredeymiş? Bunları hepsini bizim e, bilgilerini ortaya koymamız lazım. Rumları da, Ermenileri de, Yahudiler de o zaman hepsi ortaya çıkacaklar ve bu insanların bu şehirde hepsinin birlikte 600 yıl boyunca yaşadıkları görülecek. Yani 500 400 450 500 yıl. Hocam çok teşekkür ederiz.